Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda size yapraktan bahsedeceğim, yaprağın yapısından. Nedir yaprak? Fotosentezin, gaz alışverişinin ve terleme olaylarının yapıldığı yere biz yaprak diyoruz. Fotosentezin yoğun olarak gerçekleştiği yerdir arkadaşlar, yaprak. Şimdi yaprak iki kısımdan oluşuyor. Yaprak ayası ve yaprak sapı olarak iki bölgeden oluşuyor. Yaprak ayası dediğimiz şu bizim bildiğimiz işte yaprağın gördüğümüz kısımdır. Yaprak sapında zaten anladığımız neresi olduğunu. Yaprağın yapısına baktığımızda tek çenekli bitkilerde yapraklarda paralel damarlanma, çift çenekli bitkilerde ise ağsı damarlanma görüyoruz. Şimdi bunu çizerek göstereceğim size. Şöyle eline kestim de çizdim ben buraya. Bunun yapısını da anlatacağım. Şöyle diyelim. Fotosentezin gaz alışverişinin ve terlemenin yapıldığı yapıdır. Yaprağın görevi özellikleri bu şekilde. Ne dedik? İkiye ayrılıyor. Yaprak ayası ve yaprak sapı olarak ikiye ayrılır. Yapı olarak bu şekildedir. Tabii bizim için önemli olan enine kesti. Enine kestinden bahsedeceğim size. Daha sonra gelelim ne dedik? Tek çenekli yaprağı paralel damarlanma. Çift çenekli yaprağı ağsı damarlanma gösterir. Şimdi nedir paralel damarlanma, ağsı damarlanma? Şöyle yaprağın yapısına baktığımızda bakın. Şurası yaprak ayası, şurası ise yaprak sapı. Eğer ki damarlar şu şekilde paralel gidiyorsa, bakın şöyle gidiyorsa, bu nedir? Paralel damarlanmadır. Paralel damarlanma. Yani bu nedir? Tek çenekli bir bitkiye aittir. Ya da bakın aynı şekli yaprak çiziyorum. Aynı şekilde. Farklı şekillerde olabilir tabii ki. Ağsı damarlanma dediğimiz ana bir damar var. Bu damarın etrafında da bakın şöyle küçük damarcıklar var. Biz buna da ne diyoruz? Ağsı damarlanma diyoruz. Bu da çift çenekli bitkilerin yapraklarında görülen damarlanma çeşididir. Aslında siz bir bitkinin yaprağına bakarak tek çenekli mi, çift çenekli mi olduğunu kolaylıkla anlayabilirsiniz. Mesela soğan, taze soğan var ya, taze soğanın o yaprakları nedir? Paraleldir veya pırasa paraleldir. Bunlar nedir? Tek çenekli bir bitkidir. Ama dışarıdan herhangi bir ağaçtan aldığınız zaman, çam ağacı hariç, onlardan aldığınızda nedir arkadaşlar? Onlar da ağsı damarlanma gösteriyor, çift çenekli bitkiler. Şimdi gelelim. Tek yaprak ayasından, bakın tek bir tane aya varsa biz bu yaprağa basit yaprak diyoruz arkadaşlar. İki ya da daha fazla yaprakçıktan oluşuyorsa buna da bileşik yaprak diyoruz. İsim olarak bilmeniz yeterlidir. Basit ve bileşik yaprak. Şöyle diyelim. Tek yaprak ayasından oluşan yaprağa basit birden fazla ayadan oluşan yaprağa bileşik yaprak denir. Mesela şöyle düşünün, bakın bu nedir? Basit bir yapraktır. Ama bunun yanında bakın ben aynı damar üzerine, aynı sap üzerine bir tane daha yaprak çizseydim ne olurdu böyle? O zaman da bileşik yaprak olurdu. Arkadaşlar yaprağın alt ve üst yüzeyinde, şimdi geliyoruz yaprağın yapısına. Alt ve üst yüzeyinde tek sıralı bir epidermis hücreleri vardır. Bakın şunlar tek sıralı epidermis hücreleridir. Üst epidermis, alt epidermis. Epidermisin üzerinde yerleşmiş stoma hücreleri vardır. Bunlar işte gaz alışverişini, terlemeyi ve fotosentezi gerçekleştiriyor. Ayrıca burada epidermisin arasında kalan şu bölgeye biz mezofil tabakası diyoruz.
Bu mezofil tabakasında iki tane parenkima var. Palizat parenkiması, sünger parenkiması. Palizat parenkimasını koyu renkli yeşille boyadım. Çünkü fotosentezin en yoğun gerçekleştiği yer burasıdır. Hücreleri sıktır, klorofil miktarı daha fazladır. Sünger parenkiması ise hücreleri seyrektir ve fotosentezin daha az gerçekleştiği yerdir. Ortada da ne var? İletim demeti var arkadaşlar. İç kısımda kısilem, dış kısımda ise ne vardır? Yine floem bulunur. O zaman şöyle yapalım. Yazalım isterseniz yapısını ilk önce, daha sonra ise yazalım. Şurası nedir? Üst epidermis. Üst epidermis. Şurası da arkadaşlar alt epidermis. Şunlar nedir? Stoma hücresi. Stoma hücresi ve epidermisler arasında kalan bölgeye ne diyorduk? Mezofil tabakası. Mezofil tabakası. Şimdi mezofil tabakası da kendi içerisinde ikiye ayrılıyor dedik. Ne vardı? Palizat parenkiması. Şunlar da nedir? Sünger parenkiması. Sünger parenkiması. Şu da iletim demeti. İletim demetinin şöyle dış tarafında floem. Şurası ise arkadaşlar kısilem diyebiliriz. Evet, bu şekilde yaprağın yapısı böyledir. Yapı olarak size mutlaka sorulur yaprak. O yüzden iyi dikkatli bir şekilde çalışın arkadaşlar. O zaman şöyle diyelim. Yaprağın alt ve üst yüzeyinde tek sıralı epidermis tabakası bulunur. Tabakası bulunur. Bu tabakalar arasında mezofil tabakası vardır. Mezofil tabakası vardır. Mezofil tabakası ne yapıyordu? Fotosentezin gerçekleştiği yerde. Mezofil tabakası iki tane parenkimadan oluşuyordu. Palizat ve sünger parenkiması. Palizat parenkimasında fotosentez yoğun. Yazalım onu da. Fotosentez yoğun. Ama sünger parenkimasında fotosentez daha az. Fotosentez az diyelim. Bu şekilde söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar, yaprakla ilgili söyleyeceklerimiz de bunlar. Bir sonraki videoda size, bakın bitkisel organları bitirdik. Bir sonraki videoda hormonlardan bahsedeceğim. Daha sonra bitkilerin hareketinden, sonra bitkilerde madde taşınmasından ve üreme ile birlikte bitkileri bitirmiş olacağız. Yani biraz daha videomuz var arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.